Canlarım selamlar merhabalar 70 günde TET matematik kampımızda geldik 51. günün ikinci dersine grafik veri analizi bölüm bitirme testi 2'nin çözümlerini yapacağım size hemen 70 günde TET matematik video ders kitabımızdan kamp programını açıyorsunuz sayfa 50 pardon kamp programında 51. gün ikinci ders sayfa 246 248 arkadaşlar karşılığında da bölüm bitirme testi 2 ödeviniz. O da 70 günde TYT Matematik Soru Bankası'nda sayfa 264-265 arasını kapsıyor. Peki hadi bakalım hazır mıyız? Her şey yolunda her şey güzel gidiyordur umarım birinci dersimiz, birinci bölüm bitirme testimiz gayet güzel bir şekilde geçti. Şimdi ikinci bölüm bitirme testini beraber konuşuyor olacağız. Şimdi burası daha çok yani 51. günün ikinci dersi biraz daha ağırlıklı olarak veri analizi üzerinde, istatistik üzerinde durduğumuz bir ders olacak. Birinci soruyla başlıyorum. Şimdi diyor ki bir veri grubunda veriler küçükten büyüye doğru sırasıyla 5, 5, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 25 şeklinde verilmiştir. Bu veri grubuna herhangi bir veri daha eklendiğinde veri grubunun değerlerinden kaç tanesi kesinlikle değişmez. Kesinlikle ne diyor? Değişmez diyor. Ha. Şimdi bak burada ee, aritmetik ortalamaya bir bakalım. 5, 10, 20, 30, 50, 70, 90, 110 ve 135. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane veri var. 135'i eğer biz 9'a bölersek arkadaşlar kaç oluyor? 15 oluyor sanırım değil mi? Aynen 15 oluyor. Yani aritmetik ortalamamız 15. Şimdi ben eğer bu veri grubunu arkadaşlar 15 eklersem 15 aritmetik ortalama değil mi? Eğer ben buraya aritmetik ortalama kadar bir veri eklersem e, toplam 135'ten 150'ye çıkar. Sayıda 9'dan 10'a çıkar. 150 bölü 10'dan yine 15 kalır. Yani e, aritmetik ortalama değişmez tamam mı? Ama ben buraya aritmetik ortalama dışında bir değer eklersem, örneğin 20 eklersem, 20 eklediğim zaman o zaman toplam 155 olur. E ee, 10'a böldüğüm zaman 15,5 olur. Aritmetik ortalama değişir. Yani aritmetik ortalamanın değişip değişmemesi e, hangi veriyi eklediğimize, hangi sayıyı eklediğimize bağlı. O yüzden birinci öncül doğru değil. Yani e, aritmetik ortalama kesinlikle değişmez diyemeyiz. Değişebilir. Moda bakalım. Modu arkadaşlar 1 2 3 4. 4 tane 20 tekrar ettiği için modu 20. Şimdi ben burada ee, buraya hangi terimi eklersem ekleyeyim? Bir tane veri eklediğim için istersem burada 2 tane tekrar eden ondan bir tane ekleyeyim. İstersem 2 tane tekrar eden 5'ten bir tane ekleyeyim. Yine de 4 tane tekrar eden 20'ye 20'nin tekrar sayısına ulaşamıyorum. Değil mi? Yani ne eklersem ekleyeyim 24 tane en fazla tekrar etmeye hep devam edecek. Dolayısıyla bu grubun modu kesinlikle değişmez. Medyana geldiğim zaman, medyan. Arkadaşlar medyan burada ne? Burada kaç tane terim var? Burada 9 tane terim var. O zaman ortanca terim medyan. 9 ise iki, 2'ye böldüğün zaman 4.5 hani 4'ten sonraki terim. 1, 2, 3, 4. Yani şu terim bize medyanı veriyor bak. Bu solunda 4 tane sayı var. Sağında 4 tane sayı var. E o zaman bu grubun medyanı 20. Şimdi ben bu gruba ne eklersem bu grubun medyanını değiştirebilirim diye düşünüyorum. Mesela bu veri grubuna 18 diye bir eleman ekledim. O zaman ne oldu? Bak şuraya 18 geldi. Buraya 18 geldiği zaman artık burada 4 tane sayı Burada 4 tane sayı. O zaman bu ikisinin aritmetik ortalaması medyan olur. Yani 20 artı 18, 38 yarısı 19. Medyan ne oldu? 20'den 19'a düştü. Tamam mı? Yani medyan değişti. Ama ben 20 eklersem mesela medyan değişmez. 20'den büyük bir şey eklersem yine değişmez. Ama 20 eklemek medyan, 20'den küçük bir şey eklemek medyanı değiştiriyor. O zaman cevap bu da değil. Açıklık değişir mi? Tabii ki değişebilir. Ee, şu anda açıklığımız 25 eksi 5'ten 20. Açıklık neydi? Bir veri grubundaki en büyük değerden en küçük değeri çıkarmaktı. Arasındaki farktı. Şu anda 20. Ben 1 diye bir veri eklerim. 25-1'den açıklık 24'e çıkar. Yani açıklık da değişebilir. Bu da cevap değil. Standart sapma değişebilir mi? Arkadaşlar standart sapma da tabii ki değişebilir. Bu veri grubuna eklediğimiz herhangi bir değerde standart sapmanın bulunuşunu hatırlayın. Aritmetik ortalamayı bulup her veriden aritmetik ortalamayı çıkartıp topluyorduk. E sonuçta bir veri daha geldiği zaman o toplam değişeceği için kare kökü de değişecek. Standart sapma da değişecek. Dolayısıyla bu da değil. Sadece mod değişmez. Doğru cevabımız B şıkkı olarak bulunacak. 2 numaralı sorumuzda. Tamam mı canlarım? Peki geliyorum şimdi ikinci soruya. Veri grubunun standart sapması sıfırsa toplamın değeri kaç? Şimdi standart sapmayı hatırla. Standart sapma arkadaşlar kök içerisinde işte aritmetik ortalamaya şöyle çizgiyle gösterirsem verilerin arasındaki fark artı aritmetik ortalama eksi verinin arasındaki fark artı aritmetik ortalama eksi verinin arasındaki fark. Bunların hepsinin karesi var bir de arkadaşlar. Hepsinin karesini neye bölüyoruz? En tane terim olarak yazdım bunu. En eksi 1'e bölüyoruz. Bunun cevabının sıfır çıkabilmesi için bir kere içinin sıfır olması lazım kökün. E üstün sıfır olması lazım. E karelerin toplamı sıfır olacaksa buranın hepsinin içinin sıfır olması lazım. Yani her e, terim için aritmetik ortalama terime eşit olmalı. Aritmetik ortalama terime eşit olmalı. Aritmetik ortalamanın terimlere eşit olabilmesi için arkadaşlar aynı terimler olması lazım. Şöyle düşün. Mesela 3, 3, 3. Aritmetik ortalama kaç? 3. Aritmetik ortalamanın terimlere eşit olabilmesi için bütün terimlerin eşit olması gerekiyor. O zaman standart sapma sıfırsa tüm terimler birbirlerine eşittir. O zaman A artı 8 birinci terim eşittir. B artı 10'a hatta şey diyelim A artı 8 2A eksi 3'e eşit. A artı 8 eşittir. 2A eksi 3. Buradan A kaç çıkar? 11 çıkar. A yerine 11 yazarsam B artı 10 19. E, B de buradan 9 çıkar. E, C artı 3 de C artı 3 eşittir. 19'a yine buradan C'de 16 çıkar. Hepsini toplayalım. 11, 16 daha 27, 6 daha 36 doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunmuş olacak ikinci soruda. İkinci soruda neyi öğrendik neyi unutmuyoruz? Arkadaşlar standart sapma sıfırsa e, terimler birbirlerine eşitlerdir tamam mı? Şimdi üçüncü soruyla devam ediyorum. Bir yılın ilk 6 ayındaki ayların gün sayıları şöyledir. İşte Ocak 31 gün, Şubat 28 gün, Mart 31 gün, Nisan 30 gün, Mayıs 31 gün, Haziran 30 gün. Suna 365 gün süren yılın günlerini 1 Ocak 1. gün olarak başlayıp böyle devam ederek 31 Aralık 365. gün olacak şekilde numaralandırıyor. Buna göre bu numaraların medyanı aşağıdaki tarihlerden hangisinin numaralandırması için kullanılmıştır? Arkadaşlar bir kere 1. günden tamam mı 365. güne kadar arkadaşlar ...365 tane terim var. Yani tek sayıda terim var. Şimdi o zaman burada medyan yani ortanca bunların tam ortasındaki sayı. Peki ben size soruyorum. Bir e, veri grubunda mesela 1, 2, 5, 7, 9. Buradaki ortadaki sayıyı bulmak için bir formülizasyon var mı? Yok çünkü bunlar e, belli bir düzenle gitmiyorlar. Ama 1, 2, 3, 4... 5 diyelim. Buradaki ortadaki sayı 3'ü bulmak için bunlar ardışık gittikleri için 1 ile 5'i topla 6 2'ye böl 3. Yani uçlardaki sayının ortalaması ortanca'yı veriyor. Dolayısıyla uçtaki sayı 1 uçtaki sayı 365 toplayınca 366 2'ye bölünce tam ortadaki sayıyı yani medyanı veriyor. Böldüğümüz zaman 183 çıkar arkadaşlar yani 183. terim medyanı veriyor. Şimdi biz başlayalım bakalım. Ocak 31 gün. Şubat 28 gün, Mart 31 gün, Nisan 30 gün, Mayıs 31 gün, Haziran 30 gün. Zaten bunları topladığınız zaman 30, 60, 90, 120, 150, 151, 152, pardon, 152, 172, 181, 181 gün yapıyor burası. E bura nerede bitiyor tam? 30 Haziranda bitiyor. O zaman burası 1 Temmuz diye başlıyor. 1 Temmuz arkadaşlar 182. gün Sonra da 2 Temmuz diye devam ediyor. 2 Temmuz'da 183. gün. İşte bu 183 tam olarak buradaki 365 tane sayının ortasında olduğu için medyan oluyor. 2 Temmuz'muş doğru cevabımız 5 Tamam mıdır? Peki. Haydi bakalım 4 ile devam ediyorum. Aşağıda bir sporcunun 4 gün boyunca her gün koştuğu mesafeler kilometre cinsinden verilmiştir. Bu sporcu 10. gün 10 kilometre daha koşmuş ve bu veri grubundaki veri bu veri veri grubuna eklenmiştir. Buna göre ilk veri grubu için değerlerinden hangileri değişmemiştir? Şimdi 10 kilometre daha koşmuş. E, moda bakacağız. Şimdi moda bakıyorum. 10, 15, 12, 15. 15'ten 3 tane tekrar diyor. Bak 15, 15. 15. Diğerlerinden hiçbir tekrar yok. Dolayısıyla ben buraya 10 terimini eklediğim zaman da değişen hiçbir şey olmaz. Burada modu değiştirmeyiz arkadaşlar. Mod değişmez. Mod zaten 15. E, veri grubuna onu eklesen bile yine 3 tane tekrar eden 15. E, tamam buraya onu eklediğin zaman onda 2 tane tekrar ediyor ama 15 3 tane tekrar ediyor. Yani mod değişmez. Medyana bakalım. Küçükten büyüğe sıralayacağız medyan için. 7, 8, 10, 11, ee, ondan sonra 12 var. Ondan sonra 15, 15, 15, 16. Şimdi burada 9 tane gün var değil mi? Şimdi 9 tane gün varsa 4 buradan 4 buradan medyanımız şu anda 12. Şimdi biz 10, ee, 10. gün 10 kilometre daha mı koştuk? O zaman onu buraya getiriyorum. Bu araya sokuşturuyorum şöyle. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şu iki sayının aritmetik ortalaması artık medyan olacak. 4 orada 4 orada. E 11 ile 12'nin toplamı 23. 2'ye bölerseniz 11 yani medyan 12 idi ne oldu? 11.5 oldu. Medyan değişti mi? Değişti. Değişmemiştir diye sorduğu için ikinci öncülü alamıyorum. Range'a geldim. Range değişmez ki arkadaşlar. Bizim eklediğimiz sayı ne bu veri grubundaki en küçükten küçük ne de en büyükten büyük. Dolayısıyla onu da eklesem range 16-7'den 9 kalmaya devam edecek. Dolayısıyla bu da değişmez. Doğru cevabımız 1-3. D şıkkını işaretleriz. Tamam mı canlarım? Çok güzel. Bunu da hallettik. Şimdi bir çıkmış soruyla devam ediyoruz diyor ki bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı işte ortancanın ve modun tanımını vermiş yukarıda. Şu tanımı ÖSYM hep veriyor. <laughs> veriyor yani. Hani bu sevdası bu adamların. A küçük B küçük C olmak üzere tam sayılardan oluşan veri grubunun demek ki küçükten büyüğe sıralamış gördüğünüz gibi mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri hesaplanıyor. Elde edilen değerlerin 3 ardışık tam sayı eşit olduğu görülüyor. C eksi A farkı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle modu söyleyin bana. Hocam mod zaten A. Niye? Çünkü A 3 defa tekrar ediyor. Peki bana medyanı söyleyin. Hocam burada 5 da 2 3 5 6 tane sayı var. Bu 6 tane sayının tam ortasındaki. Yani şununla şunun toplamının yarısı bize medyanı verir. Yani medyan A artı B bölü 2'dir. Çok güzel. Peki bana aritmetik ortalamayı söyleyin. Hocam aritmetik ortalama da 3 tane A var orada. 2 tane B var. 1 tane de C var. Ve burada kaç tane sayı var? 6 tane. O zaman bunu 6'ya böldüğüm zaman da aritmetik ortalama. Bak zaten küçükten büyüğe doğru sıralanmış A, B, C. O zaman bunların da küçükten büyüğe doğru sıralandığını farz edelim. Bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Bazen medyan moddan da küçük olabilir ama burada A, B'den B'de C'den küçük ya ben burada varsayıyorum ki burada yukarıdan aşağı daha doğrusu şuradan şuraya doğru büyükten küçüğe bir sıralama var. Zaten böyle değilse soru çıkmayacak. Ama burada denemem gerekiyor. Yani üç ardışık tam sayı eşit diyor ya şimdi bu ardışık sayıların en küçüğü olsun bu ortancası olsun bu da en büyüğü olsun. O zaman bu A'nın bir fazlası yani A artı 1 Diğer sayıya eşittir. Yani A artı B bölü 2'ye. Çünkü ardışıklar ya. Ardışıksa bu e, ortadaki bir öncesindekinin bir fazlasına eşit olacak. 2, 3, 4 gibi düşünün. Şimdi içler dışlar yaparsam 2A artı 2 eşittir. A artı B. Buradan karşı tarafa atarsam A eşittir. 2'yi de karşı tarafa attım. B eksi 2. Bu cepte dursun. Şimdi e, şuraya gelelim. Aritmetik ortalama olan 3A artı 2B artı C bölü 6. Bu da arkadaşlar bir üsttekinin iki fazlası. Hatta şöyle bir fazlası hatta A'nın iki fazlası da diyebiliriz. Yani A artı 2. Şey gibi düşünün hep 2, 3, 4. Bak bu bunun iki fazlası. İçler dışlar yaparsam 3A artı 2B artı C eşittir. 6 tane A artı 12 yapar. Karşı tarafa atarsam bunu bu tarafa atarsam 2B artı C eksi 3A eşittir 12 yapar. Şimdi ben C ve A arasındaki farkı arıyorum. Dolayısıyla bak bu eksi 2'yi karşı tarafa atayım. B yerine A artı 2 yazalım. B yerine A artı 2 yazarsam e, burası ne olur arkadaşlar? E, 2A artı 4 olur. 2A artı 4 artı C eksi 3A eşittir. 12 yapar. Bak şimdi yavrum. Buradan C burası. 2A'dan 3A çıktı A yani C eksi A. 4'ü de at karşı tarafa kaç geldi? 8. Yani aradığımız değer 8'miş. Doğru cevap değişik. Tamam. Güzel. Demek ki doğru sıralamışız. Mod, medyan, aritmetik ortalama, küçükten büyüğe ardışık sayılarmış. Şimdi 6. soruyla devam ediyorum. Diyor ki aşağıda verilen grafikte bir okuldaki 12. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde Dersine ait notlarının dağılımı gösterilmiştir. Grafikte verilen bilgilere göre notların oluşturduğu veri grubu için hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar notlar 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Tamam mı? Şimdi 50'den kaç tane var? 50 alan 30 öğrenci olduğu için bundan 30 tane var. 60'tan 25 tane var. 70'ten 15 tane var. 80'den 20 tane var. 90'dan 15 tane var. 100'den 25 tane var. Çok güzel. Bunları yazdık. O zaman bu veri grubunda kaç tane veri var mesela? 30, 55, 70, 90, 105, 130. 130 tane terim var. Yani şöyle 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 30 tane sonra 60, 60, 60, 60, 60, 25 tane gibi 130 tane terim hayal edin. Şimdi grubun tepe değeri 30'dur. Yani en çok tekrar eden değer 30'dur. Bak en çok tekrar eden değer 50. 50 30 defa tekrar etmiş. Ters köşe. Seni ter, seni seni punduna getirmeye çalışıyor. Bak aman diyeyim kanma buna. 50 teri, yani şuradaki veriler. Bak veriler. Yani bunlar mod olabilir. Bunlar medyan olabilir. Bunlar işte bunlar açık, açıklık falan bunlarla bulunur yani. Bu aşağıdaki sayıları yani sayıları derken tekrar sayıları diyeyim tekrar sayıları tamam mı? Dolayısıyla veri grubunda 30, en, 30 kere en çok 50 tekrar ettiği için veri grubunun tepe değeri 50'dir tamam mı? 30 değildir. Grubun medyanı 70'tir. Şimdi burada 130 tane terim var. 130 çift sayıda 2'ye böl 65 65. terimle 66. terimin toplamının yarısı bize medyanı verecek. Ama bakın zaten dikkat edin bu ikisi 50 15 daha 70. Yani zaten ee, 65. terim de 70, 66. terim de 70. Çünkü 50. terimde 60 bitiyor. Sonra 70 başlıyor. 70, 70, 70, nokta 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 nokta. 70, sonra 80'e geçiyor. Bu, bu 70. terim. Bu, 61. terim. Dolayısıyla 65 ile... İşte şuraya da 70 70 diyeyim. İşte şu 65 şu 66 farz edin. Bunların toplamını ikiye bölerseniz yine 70 bulursunuz. Dolayısıyla grubun medyanı 70'tir doğru. Grubun açıklığı 50'dir. En küçük terim 50. En büyük terim 100. 100'den 50'yi çıkartınca gerçekten açıklık 50. Bu da doğru. Cevabımız 2 3. Yani D şıkkını işaretleyeceğiz. Tamam mıdır? <laughs> Güzel. 7 ile devam ediyorum. Bak şimdi. Yine bir tanım yapmış. İşte veri grubunun modu ve medyanından bahsetmiş elemanlarından oluşan veri grubundan hangi iki eleman çıkartılırsa grubun modu ve medyanı aynı değer olur diye soruyor. Bak şimdi önce bunun için grubun modu ve medyanını bulmamız lazım. Önce küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 12. Bak sıraladım şimdi. Şimdi modumuz ne? 2, 2 sefer, 3, 3, 3, 3 2 sefer, 6, 2 sefer tekrar etmiş. Yani bu veri grubunun modu 2'dir. 3'tür ve 6'dır. Bunlar modu arkadaşlar. Şimdi kaç tane terim var burada? 2, 4, 6, 8, 10, 11. O zaman şuradan 5 say. Şuradan da 5 say. 6. Yani medyanımız 6. Medyan. Medyan 6 değil mi? Yanlış saymadım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Medyanımız 6. Şimdi diyor ki Hangi iki eleman çıkartırılırsa grubun modu ve medyanı aynı değer olur. Bak burada aslında böyle soruluş itibariyle de bir ters köşe var. Grubun modu ve medyanı aynı kalır demiyor. Aynı olur diyor. Bak aynı kalırla aynı olur farklı şeyler. Yani grubun medyanı 6 olmaya modu da bunlar olmaya devam etmeyecek. Modla medyan aynı değer olacak. Anladınız mı? Modu ve medyanı aynı değer olur diyor. Aynı değer kalır demiyor. Aynı değer olur diyor. O zaman biz burada aynı değer olur dediğine göre uyanık davranacağız. Bunun modunun medyanı ile aynı değer olabilmesi için modunun bir tane olması lazım. Mod 3 ke 3 ise 3 tane mod değeri bir tane medyan değerine nasıl aynı olabilir? Yani biz bir kere bu ikililerden bir tanesini çıkarmalıyız. Bu ikililerden bir tanesini. Yani 2 ile 3'ü. 3 ile 6'yı, 2 ile 6'yı. Şıklarda 2 ile 3 var mı? Var. Bak 2 ile 6 yok, 3 ile 6 yok ama 2 ile 3 var. Cevap E olabilir. Bak cevap E olabilir. Zaten cevap E ya. E olmadan başka türlü olmaz zaten. Mesela 1 ile 2'yi çıkartın arkadaşlar. O zaman mod 3 ile 6 olur. E mod 3 ile 6 iken medyan 6 da olsa 3 de olsa 3 e, ya 3'e eşit olacak ya 6'ya olmaz. Ama şıkkın e, e şıkkı olduğunu da görün. Yani 2 ile 3'leri çıkarttığımızda nasıl medyan moda eşit oluyor beraber görelim. 2'yi çıkarttım 3'ü de çıkarttım o zaman 1, 2, 3, e, 6, 6, 7, 8, 9 ve 12. 7 tane terim oldu. Bu 7 tane terimin arkadaşlar modu gördüğünüz gibi 6. Çünkü 6 iki defa tekrar ediyor. E bunların tam ortasındaki sayı 6 olduğu için medyanı da 6. Gördüğünüz gibi mod medyana eşit olmuş oldu. Doğru cevabımız E şık. Tamam mıdır? Bak oradaki kelime oyununu modu ve medyana aynı kalır değil. Aynı olur. Lütfen. Peki. İşlemi tanımlanıyor. 6 tane veriden oluşan veri grubunun modu 9 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi neymiş işlem? İşlem içindeki sayının 2 katının 3 fazlasını alıyor. 1'in 2 katı 2, 3 fazlası 5. Bu zaten 9. A artı 3'ün 2 katı 2A artı 6. 2A artı 6. Bir de 3 eklediğim zaman ne geldi? 2A artı 9. Güzel. Eksi 2B artı 7'nin 2 katı eksi 4B artı 14. Bir de 3 eklediğim zaman eksi 4B artı 17 güzel. 2'nin 2 iki katı 4. 3 eklediğim zaman 7 güzel. Bir de burada ne var? 5 var. Şimdi bu veri grubunun modu 9'muş. Allah Allah bir dakika. Şimdi burada 5 tekrar ediyor. 5 2 sefer tekrar etmiş. Şu anda onun dışında tekrar eden yok gibi gözüküyor. Bu veri grubunun modunun 9 olmasını nasıl sağlarız? 9'un e, 5 2 defa tekrar ediyor ya 9'un en az 3 defa tekrar etmesi lazım. Başka türlü veri grubunun modu 9 olmaz. Veri grubunun modu nasıl 9 olur biliyor musunuz? Bu 9 olursa aynı şekilde bu da 9 olursa işte o zaman 9 3 defa tekrar eder ve veri grubunun modu 9 olur. O yüzden arkadaşlar biz 2 artı 9'u 9'a eşitleyeceğiz. A buradan 0 çıkar. Eksi 4B artı 17 9'a eşitse eksi 4 tane B buradan e, kaç yapar? E, eksi 4B eşittir eksi 8 yapar. B de buradan 2 yapar. E, B'miz 2 A'mız 0 topladığımız zaman A artı B toplamı 2 olacak tamam mı? Güzel bir soru. Devam ediyorum burayla. Şimdi bak dikkat et. Aşağıda küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubunun grubu gösterilmiştir. Veri grubunun medyan değeri çift sayı olduğuna göre A kaç farklı değer alır diyor. Veri grubunun medyan değeri çift sayıymış. Şimdi bunlar küçükten büyüğe doğru sıralanmış zaten. Medyan nasıl bulunur arkadaşlar? Burada 3, 6, 8 tane terim var. O zaman 8 tane terim varsa 4. terimle 5. terimin aritmetik ortalaması bize medyanı verecek. Yani A artı 15 bölü 2 bize medyanı verecek. Bu medyan bir çift sayıymış arkadaşlar. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsam a artı 15 eşittir. Çift çarpı 2 yine çift yapar. Şimdi a'nın 15 ile toplanıp çift olabilmesi için a'nın tek sayı olması lazım. Bu net. Bir de küçükten büyüğe doğru sıralanmışsa a 4'den büyük eşit olmalı. 15'ten de küçük eşit olmalı. Hocam niye eşit olabiliyor? Niye eşit olmasın ki? A 15 e, olursa 3, 4, 4, 15, 15 diye gider. Ha A 15 olamaz bu arada. Çünkü topladığınız zaman e, 30'un yarısı 15. 15 şey yapmıyor. E, tek sayı yapıyor. Medyan çifttir. Ama şimdilik A'nın aralığını bulduk. Birazdan zaten değerlendireceğiz A'nın değerlerini. Şimdi A 4 ile 15 arasındaki tek sayılar olabiliyormuş. Yazalım 5, 7, 9, 11, 13 ve 15. Şimdi A yerine 5 yazarsanız. 20'yi 2'ye böl 10 çift sayı A5 olabilir. 20, A yerine 7 yazarsanız 22 bölü 2 11 çift değil alamam. 9 yazarsanız 14 bölü 2 e, şey 24 bölü 2 12 alabilirim. 11 yazarsanız 26 bölü 2 13 alamam. 13 yazarsanız 28 bölü 2 14 alabilirim. 15 yazarsanız 30 bölü 2 15 alamam. Demek ki A'nın alabileceği değerler 5, 9 ve 13 oluyormuş. Bize A'nın kaç farklı değeri vardır diye soruyor. 3 farklı değeri vardır. Tamam mıdır? Tamam güzel. Bunu da hallettik. Şimdi geldim 2022 TYT sorusuna. Şimdi diyor ki bir veri grubu yine burada medyanı tanımlamış. Sonra burada yine ortancayı Ha burada farklı bir şey tanımlamış bak. Sayılardan oluşan bir veri grubunda verilerin ortanca ile farklarının mutlak değerinin toplamına ortancanın temsil gücü denir. Yani ortancayı buluyoruz. Ortanca ile olan farklarının mutlak değerlerini topluyoruz. Buna temsil gücü adı veriliyor. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış bu veri grubunun ortanca ile ortancanın temsil gücü birbirine eşittir. Buna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz önce ortancayı bulmamız gerektiğini söylüyor bu soru bize. Ortancayı bir bulalım. Bu veri grubunun ortancası 2, 4, 6 tane sayı olduğu için şunların aritmetik ortalamasıdır. E bunların aritmetik ortalaması da kaçtır arkadaşlar? 28 32 daha 60 2'ye bölersem 30. Şimdi bu veri grubunun ortancası 30'a eşit. Şimdi temsil gücünü bulalım. Temsil gücü ne demek? 30'la yani ortancayla verilerin arasındaki farkın mutlak değerlerini alıp topluyorsun. 30'dan 24 çıkar 6 mutlak değeri 6 artı. 30'dan 24 çıkar 6 mutlak değeri 6 artı. 30'dan 28 çıkar 2 mutlak değeri 2. 30'dan 32 çıkar eksi 2 mutlak değeri 2. 30'dan 32 çıkar eksi 2 mutlak değeri 2. 30'dan a çıkar 30 eksi a mutlak değeri 30 eksi a'nın mutlak değeri. Bu neye eşitmiş? Bu temsil gücü. Bak bu temsil gücü işte. Ortanca ile bütün veriler arasındaki farkın mutlak değerlerinin toplamı bu, bu temsil gücü. Bu veri grubunun ortancası, ortancanın temsil gücüne eşitmiş. Yani temsil gücü ortancaya eşit, bu 30'a eşitmiş. Tamam, güzel. 6, 12, 14, 16, 18. At karşı tarafa. 30 eksi a, 30 eksi 18'den 12'ye eşit. Buradan 30 eksi a eşittir 12'ye veya hut 30 eksi A eksi 12'ye. 30 eksi A eşittir. Eksi 12'ye. Buradan arkadaşlar A'mız 18 çıkabilir. Buradan da A'mız 48 çıkabilir. A 42 çıkabilir. A'mızın 18 olmayacağı kesin. Niye? Çünkü bu veri grubu küçükten büyüye doğru sıralanmış. A'nın 32'den büyük bir değer olması lazım. Dolayısıyla 42 olacak. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Tamam mı? ÖSYM burada da ee, ne yapmış? E, veri analizini, istatistiği mutlak değerle iç içe geçtir, geç, geçittirmiş. Geçittirmiş. Evet 11. soruyla devam ediyorum. Diyor ki meteoroloji uzmanı Helin Hanım bir haftadaki 7 e, günlük hava sıcaklığı ortalaması ile bu verilerin medyan değeri arasındaki fark 0 derece ise o haftaya mevsim normallerinde kabul ederiz demiştir. Medyan ne diyor? E, ortalamayla yani aritmetik ortalamayla aritmetik ortalamayla medyan arasındaki fark sıfıra eşitse. E karşı tarafa atarsam yani diyor ki sana Türkçesi so did you mean aritmetik ortalama eşittir medyan diyor. Aritmetik ortalama medyana eşitse e, o hafta mevsim normallerinde kabul ediliyormuş. Yukarıdaki tabloda bir ilçede bir haftalık ölçülen hava sıcaklıkları verilmiştir. Bu haftanın sıcaklık verileri mevsim normallerinde gerçekleştiğine göre anın alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar aritmetik ortalamayı bir bulalım. 16, 17 daha 33. Ee, burası 30, bak burası 33. Burası 39. Burası da kaç yapıyor? Ee, 34. Toplayın. 30, 60, 90, 99 103, 107. Ee, 103, 106 pardon. 106 bir de artı A var. 106 artı A bölü Kaç tane gün var? Bir haftanın tamamı 7 gün var. Bu medyana eşit olacak. O zaman şimdi biz bir medyanı bulmaya çalışalım. Tabi A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. A'yı nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Zaten A'nın değerlerini soruyor. A'nın değerlerine göre zaten orayı dizeceğiz. Şöyle yapalım bakın. A'yı şimdilik şöyle en küçük gibi alalım. 16 var. 16 var. 17 var. 18 var. 19 var. 20 var. Tamam mı? Şimdi A'nın nerede olduğunu bilmiyorum. A başta olabilir, sonda olabilir, ortada olabilir. Ama şu haliyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terim var. O zaman 1, 2, 3, 4. terim bize neyi verecek? Medyanı verecek. Yani şu anda medyanımız 17 gibi duruyor. Şimdi eğer ben bunu 17'ye eşitlersem, yani aritmetik ortalamayı medyana eşitlersem, buradan 106 artı A eşittir 119 yapar. Buradan da arkadaşlar A eşittir 13 yapar. Bak eğer bunu böyle alırsam A'yı en küçük alırsam gerçekten A 13 yani en küçük sayı çıkıyor. Çok güzel. Tamam harika. Şimdi mesela bir de A'yı en büyük almaya çalışalım. 16, 16, 17, 18, 19 ve 20 alalım. Medyan ne olur bu sefer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sefer medyanın 18 olduğunu görüyorsunuz değil mi ortadaki sayı? O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. 106 artı A bölü 7. Bu aritmetik ortalama. Medyana eşit olsun. Bakalım A buradan ne gelecek? O zaman şöyle yapalım. İçler dışlar yapalım. 106 artı A eşittir. 18 ile 7'yi çarptığım zaman 126 gelir. A da buradan 20 yapar. Bakın görüyor musunuz? A 20 geldi. 20 sağlar. En büyük değil ama 20 ile eşit olduğu için yeri doğru A'nın. Demek ki A 13 olabileceği gibi A 20'ye de eşit olabiliyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ee, mesela A'yı medyan olarak seçsek, ortadaki sayı olarak seçsek ne olur? 106 artı A bölü 7 eşittir. Bak A'yı bir başa bir sona bir de ortaya koydum. Şimdi bu A'ya eşitse buradan 106 artı A eşittir 7 A'dan. 6A eşittir. 106'dan A buradan zaten tam sayı bile gelmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu olamayacak. O zaman A'nın alabileceği değerler 20 ve 13 olacak. Toplamları da 33 ile B şıkkını işaretleyeceğiz. Tamam mı? Gayet güzel bir soruydu bunu da hallettik. 11, 12 ile devam ediyorum. Selin'in girdiği 5 deneme sınavındaki matematik net sayısı ve matematik sorularını cevaplamak için harcadığı süre aşağıdaki gibi verilmiştir. Bu sıralı ikililerde net sayısı ilk bileşenleri, cevaplama süresi de ikinci bileşenleri ifade ediyor. Yani 20, 21, 24, 26, 27. Küçükten büyüye sıraladım. Bunlar arkadaşlar netler. Bunlar netler. Sonra İkinciyi sıralayalım. İkincilerde ne oluyor? Cevaplama süreleri oluyor. 43, 48, 52, 55 ve 57. Bunlar da süreler. Şimdi Selin bundan bunlardan sonra bir deneme sınavına daha girdiğinde net sayılarının medyanın ilk 5 deneme sınavına göre bir artmış. Cevaplama süresi de med cevaplama süresinin medyanı da değişmemiştir. Hani diyor ki bir sıralı ikili daha gelecek diyor. Yukarıdaki ilk satırdaki veri grubunun medyanı 1 artacak diyor ama aşağıdaki e, grubun medyanının değeri değişmeyecek diyor. Şimdi yukarıdaki medyana bakıyorum 24. 1 artacaksa medyan 25 olacak. Medyan 25 olacak tamam mı? Yukarıdaki medyanı 25 olacak. Tamam. Şimdi e, süreye baktığım zaman bu oranın medyanı da değişmeyecek. O zaman arkadaşlar buranın da medyanı 52 olduğu için 52 olacak. Şimdi bir sıralı ile ekliyorum. Çünkü bir deneme sınavına daha giriyoruz. Arkadaşlar buraya öyle bir sayı yazacağım ki yukarının medyanı değişmeyecek ve e, şey olacak. Ee, şey, şey yukarının medyanı değişecek. Yukarının medyanını 25 haline getirmiş olacak. Şimdi burayı 25 olarak düşünüyorsun değil mi? 25 vereyim, araya 25 girsin. Hayır olmaz. Çünkü sen 25'i koyarsan buraya burada artık 6 tane e, veri olur. 6 veri olduğu için artık şu ikisinin toplamı medyanı verir. 24 artı 25 bölü 2'den 24,5. Medyanı ne yapmış oldun? Yarım arttırdın. Bir arttırman lazım. O zaman senin buraya 26 demen lazım. Yani sen 26 diyeceksin ki ilk bileşene 24 ile 26'nın toplamı 50, yarısı 25. Eski medyan 24'tü, yeni medyan 25 oldu. Yani burası 26. E burada da arkadaşlar burayı 52 olarak bırakalım. Yani 52 olarak bırakalım ki şey değişmesin. 52 buraya gelsin. 52, 52, yarısı yine 52. Yani aşağının medyanı da değişmemiş olur. Yani 26 ve 52. Yani 26 net yapmış, 52 dakikada bitirmiş. O zaman bunların bileşenleri toplamı da 78 olur. B şıkkını işaretleriz. Tamam mı canlar? Peki 13 ile devam ediyorum. Bir veri grubundaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralaması böyle verilmiş. Veri grubunun açıklığı 18 ve medyanı y olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Şimdi açıklığı en büyük terim eksi en küçük terimden x eksi 15. Bu fark arkadaşlar kaça eşitmiş? 18'e eşitmiş. O zaman x buradan kaç yapar? 33 yapar. Güzel x'imiz 33'müş. E peki medyanı da y'ymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu ikisinin toplamı da medyanı verecek. Bunları topladığımız zaman 34 yarısı 17. Y de 10. Şimdi bu ikisini toplayacağız. 33, 17 daha 50 yapacak. E şıkkını işaretleyeceğiz. 13'ü de böyle lapırt diye hallettik. Peki. 51. gün grafik veri analizi bölüm bitirme testi 2 son soru arkadaşlar. Sonra bir sonraki gün F dolara geçeceğiz. Orada bir tık daha hareketleneceğiz gibi. Tüm değerlerin eşit şimdi modu ee, söylemiş e, moddan bahsetmiş tüm değerlerin eşit sayıda tekrar etmediği diye niye söylüyor? O zaman mod olmuyordu hatırlıyor musunuz? Tüm değerler eşit sayıda tekrar ettiği zaman mod olmuyordu. Şimdi modun tanımını yapmış. Tam sayılardan oluşan veri grubunda iki sayı siliniyor kalan sayılardan oluşan yeni veri grubunda yalnızca bir tane tepe değeri olduğu ve bu tepe değerin yeni verilen aritmetik yeni verilerin aritmetik ortalamasına eşit olduğu görülüyor. Çok karışık okudum bir daha okuyacağım. Veri grubunu veriyor. Bu veri grubundan iki tane sayıyı siliyor. Kalan sayılardan oluşan veri grubunun yalnızca bir tane tepe değeri oluyor. Yani tekrar eden bir tane sayı oluyor. Ve bu tepe değeri yeni verilerin aritmetik ortalamasına eşit oluyor. Bu silinen iki sayının çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4'ten gördüğünüz gibi 3 tane tekrar etmiş görüyor musunuz? 3'ten de 3 tane tekrar etmiş. Şimdi ben burada e, veri grubundaki 2 sayıyı sildiğim zaman yalnızca bir tane tepe değer olmasını istiyorsam ben burada 3 ile 4'ü aynı anda silemem. Ya 3'ü sileceğim ya da 4'ü sileceğim arkadaşlar. 3 ile 4'ten bir tanesini de silmek zorundayım. 3 ile 4'ün ikisini de silmezsem hala 3 ile 4 3'er kez tekrar eder ve veri grubunun modu bir tane olmaz. Veri grubunun modunun bir tane olması için ya 3'ü sileceğim ya 4'ü sileceğim. Tamam mı? Ya 3'ü ya 4'ü sileceğim. Şimdi zaten 3 ile 4 dışındaki e, veriler 1 ile 2. Şimdi aritmetik ortalamaya bir bakalım. Çünkü aritmetik ortalama e, tepe değeri olduğunda bu tepe değeri yeni verilen aritmetik ortalama eşit. Işte. Aritmetik ortalama ya 3 olacak ya da 4 olacak. Çünkü tepe değeri bu ikisinden bir tanesi olacak yeni veri grubunun. Başka türlü olmaz. Peki 1, e, 1 4, 8 12 15 17 21 24. 24. 24'ü buradaki 8 sayıya böldüğüm zaman aritmetik ortalama 3. O zaman biz 3'ü silmeyeceğiz. Bunu da anladık. Niye hocam? 3'ü silersek eğer aritmetik ortalama 3 kalmaya devam eder. Bak 3'ü silelim. E, toplam 21 oldu. Sayılar 7 tane oldu. 21/7 3 oldu. Aritmetik ortalama 3. Medyanın e, o zaman modun da 3 olması lazım. Ama mod 3 olamaz. 3'ü sildik artık. Mod 4 oldu. Olmaz o zaman. Demek ki sileceğimiz sayılardan bir tanesi 4'müş. Bunu anladık. Şimdi sayı, sileceğimiz sayılardan bir tanesi 4 ise eğer. E, 4'ü sildiğimiz anda arkadaşlar. Demek ki artık mod 3. Mod 3 ise aritmetik ortalama da 3 olmak zorunda. Aritmetik ortalamanın 3 olması için 4 ile beraber neyi silmeliyim? Bak 4'ü sildim. Ne oldu? Toplam 20 oldu. Sayılar ne oldu? 7 oldu. Ama 20 bölü 7. 20 bölü 7'nin aritmetik ortalaması yani 20 bölü 7 3 değil. Buradan 20'den öyle bir sayı çıkartacağım ki burada artık 6 tane sayı kalacak. Buradan da öyle bir sayı çıkartacağım ki böldüğüm zaman burayı cevap eş, moda eşit çıkacak. Yani 3'e eşit çıkacak. Bak bir daha anlatıyorum size. Şunu bir daha sileyim. Bak şimdi öncelikle neden 3'ü silemediğimizi anlatıyorum. Neden 3'ü silemiyoruz? Çünkü aritmetik ortalama şu anda 3. İki tane sayı sildiğim zaman modun ve aritmetik ortalamanın aynı olmasını istiyor. Şimdi ben eğer 3'ü silersem aritmetik ortalama kadar bir veri sildiğim için aritmetik ortalama yine 3 olur. Yani e, sayı toplamı 21'e düşer. Sayıların adedi 7'ye düşer 3. Şimdi aritmetik ortalama 3 oldu ama artık eee medyan da e, şey mod da 3 e, 4 olacağı için çünkü 3'ü sildik ya. Artık 3'ten 2 sefer tekrar diyor ama 4'ten 3 sefer tekrar diyor. O yüzden olmaz. O yüzden ben bu 3 ile 4'ten birini silmeliyim demiştim ya 4'ü silecekmişim. Şimdi 4'ü sildim. 4'ü sildim. Bak 4'ün bir tanesini sildim. Yani sildiğim sayılardan bir tanesi 4 çarpı. Diğer ikisi, ikinci sayıya bakıyorum şimdi. 4'ü sildim o zaman ne oldu? 20 ee, şey toplamı sayı toplamı. Ee, sayıların adedi kaç oldu? 7. Şimdi bir sayı daha sileceğim. O zaman sayıların adedi 6 oldu. Sayıların toplamını bilmiyorum ama artık modu biliyorum. Çünkü 4'ü sildiğime göre e, artık modumuz 3. Modumuz 3 ise yeni veri grubunun modu aritmetik ortalamasına eşit diyor ya tepe değeri yani modu aritmetik ortalama eşit. Mod 3 ise aritmetik ortalama da 3. O zaman sayıların toplamı 18 olmalı. 20'den 18 olması için hangisini silmeliymişim? 2'yi. O zaman 2'yi de sildim. 4 kere 2'den sildiğim sayıların çarpımı 8 cevap C şık. Tamam mıdır? Bunu da böylece halletmiş olduk ve arkadaşlar bölüm bitirme testini bitirdik. Şimdi bazı soruları yıldızlayacağım. Bak bu soru Güzel bir soruydu. Sonra şurada bir e, bu soru da güzeldi gerçekten. Şurada bir ters köşe bir sorun vardı. Onu da işaretleyeceğim. Ha bu da güzeldi bak. Bu da güzeldi. Burada böyle bir e, matematiksel kural da vardı. Bunu da yıldızlayacağım. Bunu yıldızlamıyorum. E, bunu da yıldızlamıyorum. Bu da güzeldi. Buraya bakalım. Bunları yıldızlamıyorum arkadaşlar. Güzel bir soru çözümüydü. Verimli bir soru çözümüydü. Şimdi daha verimli EFŞİNADO biraz daha verimli yani gerçi daha verimli demeyeyim. Sonuçta e, soruların zorluğuna kolaylığına göre verim değişmiyor ama EFŞİNADO testinde biraz daha hareketleneceğiz. Bu arada çaktırmadan grafik veri analizi bölüm bitirme testi 2'yi de şöyle tiklemiş oldum arkadaşlar. Şimdi e, bölüm bitirme testlerini bitirdik. 51. günün 2. dersine de tikimi attım. 52. günde EFŞİNADO testlerinde tekrardan buluşacağız. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.